Başbakan Ömer Kalyoncu, UBP kurultayı sonrasında hükümetle ilgili yeniden pazarlık yapmanın mümkün olmadığını söyleyerek, UBP'nin yeni başkanı ya da mevcut protokolle bu yola devam eder veya hükümet bozulur dedi. Yeni düzene konuşan Başbakan Kalyoncu, UBP kurultayı sonrasında hükümetle ilgili yeniden pazarlık yapmanın mümkün olmadığını söyleyerek, eğer UBP yola devam etmek istiyorsa, kendi bakanlarını değiştirecekse değiştirir. Ama yeniden bir pazarlığın mümkün olduğu kanaatinde değilim. Dolayısıyla UBP'nin yeni başkanı ya mevcut protokolle bu yola devam eder veya hükümet bozulur diye düşünüyorum şeklinde konuştu. Kalyoncu, UBP Genel Başkanı'nın değişmesi durumunda erken seçime gidilmesi veya mevcut meclisten başka hükümet modeli çıkması konusunda da bekleyip göreceğiz dedi. Hükümet çalışmaları hakkında da bilgi veren Başbakan Kalyoncu, hükümet programındaki 3 aylık hedeflere biraz sarkmayla uyum gösterildiğini açıkladı. Kalyoncu meclisinde daha hızlı çalışması gerektiğini söyledi. Kabinedeki değişiklik konusunda konuşan Kalyoncu, değiştiren ben olduğum için benim yaşım sorgulanmaz ve parti başkanı da aynı şekilde. Bu sorgulanmaz. Ne değişti? Bir şey değişmedi. Değişecek bir şey yok. Ama yeni bir nefes, yeni bir soluk ve geleceğe yeni bir hızla devam etme açısından bu değişiklikler yapılmıştır. Öyle bakmak lazım ifadelerini kullandı. Su projesinin açılış töreniyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başbakan Kalyoncu, ev sahibi olmak, misafir olmak meselesinden ziyade orada önemli bir açılış vardı. Yaptığımız tartışmalarla bu önemli gelişmeyi gölgelememeliyiz. Türkiye'den su geliyor, buna bizim ihtiyacımız var. Türkiye yetkilileri açılışlarda meydana gelenleri, oluşan tepkileri, kendileri açısından olumlu izlenimleri derleyip kendileri de bir değerlendirme yapacaktır diye düşünüyorum şeklinde konuştu. Başbakan Kalyoncu röportajında 13. maaşların ödenmesinden sıkıntı görünmediğini de belirtti.